su baskınının durum değerlendirmesi. Yani dereler bildiğiniz gibi denize kavuşmuş. Yapacağı tahribatı, görevini yaparak oradan uzaklaşıyor. Çalışmalarını bize başlattı. Bunlar hatta bizim belediyenin 20 tane makinesini doğruya yönlendirerek diyeceğimiz yağmur cihazları. Yani burada şu hale soktuğumuzda yağmur suyu kanallarının daha da fazla su almasını sağlayacağız. Çarpı kullanma değiştirilecek. Bypass yapacağız. Maviyle yumuşatacağız. Şimdi biz burada yumuşatacağız. Şu garajı, su basmasının sebepleri burada yatıyor. İlimizde, Altınordu ilçemizde özellikle yaşanan su baskınının durum değerlendirmesi. Yani neden, nerelerde ne eksikler var? Bunları nasıl tamir edip tekrar böyle bir olayla karşı karşıya kalmamak adına bu toplantıyı yapıyoruz. Dereler bildiğiniz gibi denize kavuşur. Denize kavuştuğu noktada bizim burada Karadeniz'de özellikle Ordu, Giresun vesaire gibi illerimizde, bizim ilimizde sahil yolu geçişlerinde taşkın debisine uygun geçilmeyen yerlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Aynı şeyler diğer derelerimizde de. Yani debiye uygun yapılmadığı takdirde sıkıntı oluyor. Ne yapıyor? Geliyor bir ağaç kütüğü ya da dereye atılan bir malzeme. Kapatıyor menfezin önünü. Arkada baraj etkisi yapıyor malzemeyle beraber. Şehre su basıyor. Dere yataklarının üstünün kapatılması, demin bahsettim. Tabii bu benim bahsettiğim 3 tane önemli dere yatağı kapanmasıydı. Bunun haricinde işte göreceğiz şimdi ileride taşan dereler. Fındık Yatağı Deresi, Haydarpaşa Deresi, Subaş önündeki. Bunların da üstü kapatılmazlıkla kalmamış, güzergahları değiştirilmiş. Keskin dönüşler, 90 derece dönüşler, hatta dar açıyı gerektirecek dönüşler yapılmış. Oradan suyun akma şansı var mı? Sen böyle aklıyorsun. O da akamıyor ve patlatıyor zaten arkayı. Baskını yaşadığımız Şancili Mahallesi Fındık Yatağı Deresi'ni görüyoruz. Kırmızı hat mevcut şu anki, Fındık Yatağı Deresi'nin konumunu gösteriyor. Yani fındık, şu kırmızı gördüğümüz hat kapalı vaziyette. Kapalı vaziyette en başta mavi ve diye yaptığımız sel kapanı yapmayı planladığımız yer. Oradan itibaren başlayarak kırmızı hatla geliyor. Bir Civil Irmağı'nın şu anki itfaiyenin önündeki köprünün oraya dökülüyor. Biz bu çarpıları niye attık buraya? Mavilerle bypass yapacağız. O keskin 90 derece dönüşleri yumuşatacağız. Artı bir de yine buradan buraya bir bağlantı var. Dik bir bağlantı. Onu da alacağız. Ve başka bir noktaya onu vererek rahatlatmış olacağız. Şu anki bizim fındık yatağında taşkın yaşamımızın, Umut Hastanesi'nin şeyini de göreceğiz şimdi. Oraya su basmasının, Şirinevler Mahallesi'ne işte Mert sitesi, Yıldızkent vesaire, hatta kamyon garajı su basmasının sebepleri burada yatıyor. İşte Şirinevlere, Yıldızkent'e, kamyon garajına nereye gidebilirse su kendine yol bulmak zorunda. Oraları kapattı. Ve buradaki gördüğünüz rusubat, kirli malzeme de ızgaraları doldurdu. Binli imar ıslah planı yapılırken hiç değerlendirilmemiş. Derelere zikzak verilmiş. Efendim bilmem ne bu şekliyle yapılmış. Ama hayır, ben kimseyi de suçlamak adına söylemiyorum. Ama Allah dereyi dere yaratmış, denizi deniz. Bırak dere denize ulaşsın. Ulaşmayınca bu sıkıntıları yaşıyoruz işte. Yani sorunlar bunlar. Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü ve 92 araç ve iş makinesi, 208 personelle biz sabahladık. Ve sabah şehri pırıl pırıl yaptık. Dere yataklarındaki keskin dönüşlerin demin gördüğümüz mümkün olduğunca düzeltilmesi, işte de o mavi hatlarla ve kapasitelerini de artıracağız. Yağmur suyu ızgara ve bacalarının kontrol ederek varsa eksikliklerin tamamlanması ve gerekli yerlere ilave boy ızgaraları konulması. Hatta Şahancil'den gelirken yine orada bir dik bir yokuş var. Oraya da 2 tane boy ızgarası atalım dedik. Oradan aşağı gelmesin yani. İlçe merkezindeki tüm derelerde gerekli üst havza tedbirleri, üst havza tedbirlerinden kastımız suyun menbaında olayı tutacağız, bloke edeceğiz.
Yani orada rusubatın ve ilk yağış hızını kesme, enerjisini alma orada olacak. Teşekkür ediyorum. Binalar yapılmış, ağlayıp sızlamak, bağlar çözüm. Su baskını yaşadığımız Şanjir Mahallesi.